silah pazarından bahsedince insanlar bir telaş oluyor. Bot? Hey. Cezira botan. Biz Evet, şu Kürdistan, evet. Küçük bir cezira botan. Ne ama ne diyeceğim? Erbil Havler'in haritası, yani yüz ölçümü. Harita şöyle, şehir düzeni çember içinde böyle dönüyor. Erbil 90'lı ile 2000 yılları arasında köy görünümlüydü, yani bir köydü burası. Bakın şurada 12'ler gelmiş, 12 varmış. Insta 360, X3 var. Dalga, GoPro, çende, çende olur ya. Günaydın arkadaşlar. Otelden çıkış yapıyorum. Geç de kaldım. Saat 10.30'u geçti. Bayağı geç kaldım ya. Bir tane taksiyle silah pazarına gideceğim. Silah pazarı çok yakın. Ben erken uyansaydım yürüyerek gidecektim. Hatta ben yürüyerek, biliyorsunuz, buraya kadar gelmiştim. Bir taksiyle oraya gideceğim. Silah pazarını göstereceğim size. Şurada ışıklar olmadığından dolayı orada görevli var. Görevli bu arabaların geçmesini sağlıyor. Şöyle. Bak, arabaların geçmesini sağlıyor. Böyle herhangi bir ışık da yok. Sert çava geleksiz. Silah pazarı. Silah silah bazar. Silah pazarı. Ala hizmeten valla Khoreya. Khoreya. Adı Şvedir Harma otogarı. Otoka terminal. Adı Erbil'e. Bale. Otobüs Erbil. Erbil. Ah. La hizmet atıyor şimdi. Terminal. Bale. Terminal Azharım Otop Erbil. La hizmet afan. Tamam. Tudişi Erbil. Ah, bale. Ne çıkıyorsun Erbil? Ne abi, ben tober mi garaj? Garaj Erbil doluyor. Terminal. Ah. Terminal. Tamam. Dürüst ha. Azı silah pazarıya çıkıyorsun. 5000. 5000. Abi işte 5000. Abi 10 dinar ya. 10 dinar. 10 dinara şeye götürecek, terminala götürecek. Terminal 10 dinar. 10 dinar 230 liraya falan götürecekmiş terminala. Çok uzak diyor da. Başkasına soracağım hemen tak diye. Buna bilmeyeceğim. Silah pazarı da kapalı diyor. Ben başka taksiye soracağım. Silah pazarından bahsedince insanlar bir telaş oluyor. Ya söylemek istemiyorlar ya da bilmiyorum, yasak falan diyorlar. Seni tutuklarlar diyorlar. Ben almayacağım diyorum. Sadece bakmak istiyorum, merak ediyorum. Ama şeymiş yani, sanırım kapatmışlar, kaldırmışlar. Öyle anladım. Yani ben silahtan bahsedince birkaç kişi tepkileri bir farklı oluyor. Silah pazarı. Silah, geleş. Dikandar. He? He ya. Vada, vaksma. Bazar ama, cadde. He, bu ha. Kelaş. Rak niye? Dani ne de kandar? Dani. Rakirin yasa. Ha, niye? Bile ama arkadaşlar razı be. Gelek spas. Yokmuş silah pazarı, bak bu da yok diyor. Erbil terminal, Erbil. Evet. Çan hazarı Erbil. De hazar. Bahit. Dira. Valla bahit. Heft hazar. Heft hazar. Tamam. Tamam. Bakla kama. Abi mi? Bana kama. Her. Heft. 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 Evet, bu her. Ya bu da heft be ya. Az misafir. Tamam. Eylem hala tavala Allah. Geldik, memnun. Amcayla gidiyoruz terminale. 7000 dinara yaptı bana. Ama ısrarla amacıma ulaştım. Kespe kurnay nakin? Ha. Kurnay nakin? Ha. Kespeli nakin? La la. Çama yasağa. 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 Nere yasak niye? Nina. La la yo yasağa. Cezire. Cezire ne yasağa? Beledeki ne? Cezire bir tut. Baba baba. Memnuğa. Ha. Evet. 40.000 tamam. Dinar kaldı. Tamam. Heft hazar. Malatavacı. Otobüse soracağım, bakın otobüs ne kadar?
Otobüs daha uygunsa otobüsle gideceğim. Kurde bakırı. Ne? Ben rezalat. Hem değil. 10, taksi 15 dinara götürüyordu normalde. Burası 10 dinar dedi. 5'e aldı yani 5 aldı benden. Şimdi 5 dinara Havler'e gidiyoruz. Erbil, Havler. Şoför bir anda durdu. Sigarasını yaktı, şuraya girdi. Sigara molası verdi herhalde kendine. Şöyle bir yerdeyiz. Nerede olduğumu bilmiyorum. Küçük bir tesis ve ilk defa market, bakkal görüyorum. Çok fazla göremezsiniz. Hep seyyar marketler oluyor. Hep seyyar içecekçiler vesaire olur. Böyle bir yerdeyim. Nerede olduğumu bilmiyorum. Şu anda Erbil'deyim. Dolmuşa bindim. Bu dolmuşlar herhalde yeni çıkmış. Daha önce görmedim. Otobüste tutunacak yer yok şu anda yani. Tutunacak yerler yok. Şöyle şuralara tutunuyoruz. Bu arada minibüste iki kişiyle indim. Biri Iraklı, biri İranlı. Iraklı olan çağırdı, dedi gel beraber gidelim. Ben taksiyle gideriz diye düşündüm de. Otobüsle gidiyoruz, şehir içiyle gidiyoruz. Havler, Havler. Havler ve Duhuk. Havler, Duhuk. Ben, Duhuk, Duhuk, paş. Duhuk, gel paşa. Çok trafik olduğu için minibüsten indik şehir içinden. Yürümeyi tercih ediyoruz şu anda. Zaten yakınmış. Gel in dedi. Beraber gidelim. Beraber kale altına doğru gidiyoruz. What? Hey. Cezira botan. Biz Hep tu. Kurdistan. Küçük bir cezira botan. Ne ama ne dedi ya? Ha, bir yemin dedi ya. Bahabir yemin. Hep Bahabir eten. Dedesi Cizre'yi görmüş. Türkiye'ye gelmiş dedesi. Kendisi daha önce hiç gelmemiş Türkiye'ye. Navete? Pervan. Pervan. Evet. Pervan. 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 Yemici Fuat. Fuat? Fuat. Fuat. Memnun. Pervan. Çok trafik var ya. Sanırım Erbil'dekiler çok kornaya basıyor, çok sabırsızlar. Süleymaniye'de hiç kornaya basanı görmedim, duymadım. Peşmerge? Evet. Ha, tu asker. Evet. Ha, askermiş ya Pervan. Askermiş. Peşmerge buranın askeriymiş. Havlere? Süleymaniye. Süleymaniye. Babimlere doğum Süleymaniye. Babi Tevera. Ailesi Havler demiş hani Erbil'de. Süleymaniye'de görev yapıyormuş. Askermiş kendisi. Nerede olduğumu bilmiyorum. Adam asker ya. Meyve yerine girince çok güzel koku geldi ya. Meyve kokusu var ya, inanılmaz. Şu an burnuma koku geliyor. Çok ağır meyve kokuyor. Meyveden hemen sonra balık. Şöyle. Şu olay Cizre'de de var. Hani eskiden Cizre'de de vardı. O el arabasıyla eşya taşıma olayı. El arabasıyla hallara giderlerdi eskiden sabahları. Böyle akşama kadar milletin eşyasını taşıyıp evine kadar götürüyordu. Ya yemin ediyorum var ya, tam 15 dakikadır rahat bu pazarın içinden geçiyoruz. Pazar bitmiyor abi, baksanıza. Bitmiyor. Bitmiyor pazar. Erbil Havler'in haritası yani yüz ölçümü. Harita şöyle, şehir düzeni çember içinde böyle dönüyor. Dönüyor. Şimdi size haritayı göstereceğim. Şöyle dönüyor abi, dönüyor ta buranın içine kadar. Burası Havler Kalesi oluyor yani, Erbil Havler Kalesi. Şöyle saat kulesi. Ara kale. Tamam. O Elvira Harahari. Harahari. Harahari Uzbra. Tamam. Sultan Muzaffer. Sultan Muzaffer. Evet. Eyvallah. Gelek sipas, gelek memnun. Gelek memnun. Eyvallah. Kar hizmet. Teşekkür ederim. Her abi. Kudeş sağ olsun. Gelek sağ olun. Eyvallah. Bu ne? Tamam. Eyvallah. Sağ olsun, buraya kadar bana eşlik etti, gösterdi bana. Uzun bir pazarın içinden geçtik ya. Şöyle burası çarşı oluyor.
Havler, Erbil'in merkezi burası. Erbil, yani Arapça'da Erbil oluyor. Tabii Erbil dediğinizde buradaki insanlar öyle söylemenizi istemiyor Arapları. Bilmiyorum, sevmiyorlar herhalde. Havler, yani Kürtçe adıyla Havler. Havler burası diyorlar. Havler'miş. Buran, Kürdistan bölgesel yönetiminin başkenti ve en büyük şehridir. Havler şehri. Şehrin nüfusu yaklaşık 1.100.000 kişiden oluşuyor. Hani tahmini. 1.100.000 kişi yaşıyor Erbil'de. Kürtler, Türkmenler, Araplar ve Süryani Hristiyanlardan oluşuyormuş. Baya yani, hatta böyle Araplardan, Araplar, Türkmenler, Kürtler, Bangladeşliler de çok burada. Onları çok görebilirsiniz. Biraz gezdikten sonra Havler Erbil Kalesi'ne çıkacağım. Oraya, o kapalı değilse tabii. Bilmiyorum şu anda açık mı, kapalı mı. Kaleye çıkacağım, size kaleden bahsedeceğim biraz. Şeyden bahsetmişken, Kürdistan bölgesi oluyormuş. Süleymaniye, Havler Erbil, Duhuk, Zahu vesaire bunlar. Musul'a veya Kerkük'e, Bağdat'a gitmek istediğinizde vizeyle gidebiliyorsunuz. Böyle buraya pasaportla girdiğinizde her yere gidemiyorsunuz. Ayrıca Süleymaniye'den geldiğinde gişeler gibi, bizim ülkede olan gişeler gibi girişler var. Ama o girişlerde gişeler değil de askerler oluyor. Kontrol noktası oluyor. Kontrol noktasında normal kimlikleri gösterdiler Iraklılar. Ben pasaportumu gösterince indim. Yazıhaneye gittik. Bir işlem yaptık. Sonra minibüse, otobüse geri döndüm. Otobüse geri bindim. Böyle bir şehre girdiğinizde, yeni bir şehre girdiğinizde de böyle bir kontrol noktaları oluyor. Oralara gidemiyorsunuz. Kapıya gidiyorsunuz. Hani Kerkük'e gidiyorsunuz. Şansınızı artık. Verirse verir, vermezse giremiyorsunuz. Ama galiba sanırım çok zor. Hani buradan arabayla, minibüsle veya taksiyle gitmek çok zor. Uçakla, direkt uçakla gitmeniz daha doğru oluyormuş. Uçakla direkt gittiğinizde çok kolay oluyor. Rahatlıkla Kerkük'e, Bağdat'a gidebiliyorsunuz. Bakın şurada 12'ler gelmiş. 12 varmış. Insta 360 X3 var. Daz'da GoPro çendi ya. Çen doları. Pir 12'nin GoPro'nun fiyatını soracağım. $335 Hero 12. $335. Ben Hero 11'i $425 almıştım yani. $335 hiçbir şey değil. Bu 30 miliamper powerbank $50 diyor ama indireceğim bunu. Gayet de uygun bence. Irak'a gelmişken eksiklerimi tamamladım. Ya Türkiye'de bir şeyi almak gerçekten çok pahalı ya. Ben hafıza kartını 2800'e alacakken buraya geldim. Zaten buraya gelecektim. Buraya geldim, hafıza kartını $40 aldım ya. $40 hafıza kartı, $40. $40 şu anda 1500 lira mı ne ediyor? 1500 lira falan ediyor. Yani arada 1200-1300 lira fark var ya. Aparat aldım kendime, GoPro buraya. Buraya takıyorsun GoPro'yu. Önünü görüyor. Yani öndeki, ben elimde tutmak zorunda kalmayacağım çok fazla. Bu benim çünkü yürüyüş, sürekli yürüyeceğim. Sürekli otostop çekeceğim için benim için çok iyi oldu. Aklıma gelmişken hemen aldım onu. Batarya aldım, benim 3 tane bataryam vardı. Ekstra 3 tane daha aldım. Çok çok iyi oldu. Bu power bank'im yoktu. Power bank aldım. Power bank $50'dı. Onu da $40'a indirdi. 30 miliamper aldım. Türkiye'de 3000 lira falandı. 3000-3500 lira falandı. Ben $40 aldım. Yani 1500'e, 1600'e civar, 1500'e falan geliyor. Çok uygun aldım her şeyimi. Vallahi çok uygun aldım. Bir de hani daha önce geçen sene buraya geldiğim için buradan ben GoPro'mu almıştım. Yine aynı yere gelip aynı yerden alışverişim yapmak istedim. Adam gerçekten çok iyi. Çok yardımcı oluyor. Şunu zaten şeye alamazsınız. Yani gümrükten geçirebilir misiniz bilmiyorum ama şunun fiyatını merak ediyorum. Sadda. Tamam. Galaxy Pass. Galaxy. Eyvallah. $110. $110 ne kadar yapıyor? 3000 bir şey yani. Herhalde aynı zaten. Bilmiyorum, ben fiyatlarını bilmiyorum. Hani 3500'e falan geliyor diyelim. 3500'e geliyor. Sen Türkiye'ye getirene kadar bilmiyorum nasıl getireceksin. Yani Türkiye'ye getirene kadar 4000'e
4500'e, 5000 diyelim. 5000'e kadar yolu olur onun. Erbil 90'lı ile 2000 yılları arasında köy görünümlüydü. Yani bir köydü burası. Hala eski evleri falan duruyor buranın. Şu arka tarafta eski evler olacak. 2003 yılında Irak Savaşı'nın başlamasıyla Erbil petrol ihracatını da etkileyerek çökmesine yol açtı. Sonrasında 2005'te Erbil'de tekrar petrol bulunarak ihraç edilmeye başlandı. Irak Savaşı'nın ardından Amerika bölgeden çekilmesinden sonra Erbil 30 Ocak 2005'te Erbil, Duhok, Süleymaniye, Halepçe illerinden Cumhuriyet bir federasyon yapılması ile birleşerek Kürdistan bölgesel yönetimine geçti yani. Buraları, bu saydığım şehirler ayrı oldu direkt. Irak olmuyor burası. Mesela ben burada Irak deyince Irak değil, Kürdistan diyorlar. Şöyle söyleyeyim size. Ülke düşünün, ülkenin yarısı bölünmüş halde. Kürdistan bölgesel yönetiminin elinde, yönetimde nasıl oluyorsa bilmiyorum pek. O tür şeyleri bilmiyorum ama işte savaştan sonra böyle bir şey olmuş. Sordum ben bir tane Iraklıya. Diğer taraf İran'ın elinde, yani Arapların elinde. Çoğunluk böyle Arapların elinde İran. Söyleneni söylüyorum, bilmiyorum. Net bir bilgim yok. Ama öyle duydum, öyle söylendi. Burası da yani Kürdistan bölgesi Mesut Barzani'nin elinde. Irak petrol sayesinde kalkındı. Bölgede tekrar petrol bulundu. Petrol bulunduktan sonra Erbil'in geliri devamlı ve hızlıca yükseldi. Ve şehir bir ticaret, alışveriş, turizm kenti haline geldi burası. Gelişmiş bir şehir. Özellikle Süleymaniye ve Erbil bayağı gelişmiş bir kent. Orta Doğu'nun en gelişmiş güzel kentlerinden bir tanesi olarak geçiyor Erbil. Ve de en pahalı kentler sıralamasında da Orta Doğu'da önemli bir konumdadır Erbil. Orta Doğu'nun en yaşanabilecek kentlerden bir tanesidir Erbil. Şu anda kaleye doğru gidiyorum. Saat 4'ü geçti. Onların kapatma saatini hiç bilmiyorum. Oraya doğru gidiyorum. Açıksa kaleye gireceğiz. İnşallah açıktır.